yakın çalışma arkadaşlarından bazılarıyla yollarını ayırdığına dair Oda TV'de çıkan bir haber. Bunu da sizlerle birlikte paylaşacağız. Aralarında Fahri Kasırga gibi isimler var. Efendime söyleyeyim, İbrahim Saraçoğlu gibi isimler var. Ta Özal döneminden beri gelen, Kuzey Irak meselesini çok yakından takip eden, oralarda da bilinen bir isim İnur Çevik var. Bunların Cumhurbaşkanı danışmanlığı görevine son verildiğine dair haberler var. Bunun dışında Barış Terkoğlu'yla konuşacağız. Barış Terkoğlu, ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun sanık sandalyesine oturtulmak istendiğini, siyaseten yasaklı hale getirilmek istendiğini çok çarpıcı haber, dosya ve bağlantılarla gözler önüne seriyor. Ne demek istediğini, evrakların ve Kılıçdaroğlu'nun avukatının hangi mesajı verdiğini de burada konuşacağız. Kılıçdaroğlu bugün aynı zamanda Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret edecek. İmamoğlu meselesi, Mansur Yavaş konusu, her bir detayı ve Özgür Özel'in yarın açıklayacağı genel başkanlıkla ilgili adaylığı da yine burada konuşacağız, tartışacağız. İyi Parti'nin almış olduğu genel idare kurulu kararının ne anlama geldiğini ve ne anlama geleceğini de yine hep birlikte tartışacağız efendim. Hazırsanız İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda 3. perdeyi açıyorum. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanı ekonomideki adımların rasyonaliteye uygun olacağını söylemişti. Ancak resmi gazetede yayınlanan son kararla birlikte kur korumalı mevduatın vadesi uzatıldı. Merkez Bankası 6 ay vadeli kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılıkları 10 puan artırarak %25'e çıkardı. Bu kararın sebebi son günlerde artan dolarizasyon. Biz ne diyoruz? Kur garantili, evet, milli paradan bahsediyoruz. Ama bunu hazmedemiyorlar. Artan döviz kurlarını baskılamak için 20 Aralık 2021'de başlatıldı. Bütçe ve Merkez Bankası'nın yükü 900 milyarı aştı. Mehmet Şimşek'in 7 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başına geçmesiyle birlikte KKM'den vazgeçilmesi bekleniyordu. Ancak Bakan Şimşek kademeli çıkış dedi. Şimşek'in şeffaflık, tutarlılık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik sözüyle başlayan rasyonelleşme döneminde 100 gün geride kaldı. Tek haneye kadar inen faiz %25'e çıktı. KKM'de belirsizlik sürüyor. Tasarruflarını değerlendirirken, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz. Resmi gazetede 20 Ağustos'ta yayınlandı. Merkez Bankası'nın bankalara yönelik Türk lirası mevduatına dönüş tebliği sonrası pek çok yatırımcı kur korumalı mevduat hesaplarından çıkış yaptı. 21 Ağustos'ta 25 Ağustos tarihleri arasında kur korumalı mevduat hesaplarından 5 milyar dolar çekildi. Ancak yatırımcılar tasarruflarını Türk lirası mevduat hesaplarına yönlendirmedi. Hesaplamalara göre döviz mevduatlarına aynı dönemde 5 milyar dolara yakın giriş gerçekleşti. Bunun üzerine KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi. %15'ti. KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar bu oran 10 puan artırılarak %25'e çıkarıldı. Piyasada oluşan TL likidite fazlası zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Bakan Şimşek kura müdahale ettiler, biz etmiyoruz demişti. Ancak bu adımla birlikte serbest piyasa koşullarının oluşmadığı ortaya çıktı. Kur korumalı mevduatların zorunlu karşılık oranı vadeye göre farklılaşıyor. Bir yıla kadar vadeliyle bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı %5 olarak belirlendi. Son derece önemli bir gelişme. Vedat Yalvaç bu haberi hazırladı. Tabii haberi hazırlarken ekonomiye dair tabii önemli gelişmeler olduğu için Naz Özdeğirmenci'den de destek aldı. Vedat Yalvaç'a emekleri için teşekkür ediyorum. Buradaki olan şu, hükümet, ekonomi yönetimi, kur korumalı mevduat yükünü hafifletmek istiyor ve parça parça ürkütmeden bu projeyi, bu uygulamayı rafa kaldırmak istiyor. Amaç budur, onu ifade edeceğim. Bu arada Nesrin Naz bize bir teşekkür ediyor. Çocuklarımızın beslenme sorununu, açlığını gündeme taşıyorsunuz ve sürekli gündemde tutuyorsunuz. Bunun devletin asli görevi olduğunu hatırlatıyorsunuz diyor. Nesrin Naz'a da çok teşekkür ediyoruz efendim. Görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir haber okudum sabah Oda TV'de. Çarpıcı bir haber. Külliye'de deprem diyordu Oda TV. Başka yerlerde görmedim, bir açıklama yoktu. Ama Oda TV önemli olabilir ve haber çok konuşulur. İbrahim Saraçoğlu, hani zaman zaman Emine Erdoğan'la fotoğraflarını da hatırlıyorsunuz. Bu bitkisel tedavi vesaire, bu konulardaki
açıklamalarıyla bilinen bir isim. İbrahim Saraçoğlu, külliyede danışmandı. Görevine son verilmiş. Keza İlnur Çevik, ta Özal zamanından beri gelir. Liberal isimler arasında gösterilir. Kuzey Irak konusunda etkili olduğu belirtilir. Emin Çöleşan sıklıkla onu eleştiren yazılar yazardı. O da bir süredir külliyede danışmanlık yapıyordu. Onun da görevine son verilmiş. Fahri Kasırga, adalet koridorlarından, devlet bürokrasisinden gelen bir isim. O ve aralarında başkalarının da olduğu külliyede görev yapan danışmanların görevine son verildiğine dair Oda TV'nin iddiasını haberleştirdik. Erdoğan 14 danışmanıyla yollarını ayırdı. Gece yarısı külliyede danışman revizyonu yaşandı. Erdoğan'ın danışman kadrosuna 65 yaş sınırı getirildi. Birçok danışmanın görevine son verildi. Oda TV'nin haberine göre danışmanlığına son verilen isimler arasında doktor danışman Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, Cumhurbaşkanlığı eski genel sekreteri Fahri Kasırga, eski AK Parti milletvekilleri Şükrü Karatepe ve Ayşenur Bahçekapılı gibi isimler de bulunuyor. Diğer danışmanlarsa Esengül Civelik, Sefer Turan, İbrahim Çelik, Hakkı İknur Çevik, İsrafil Kışla, İhsan Şener, Ayşe Türkmenoğlu, Ahmet Karayiğit ve Mehmet Akarca. Yalçın Topçu, Davutoğlu döneminde kurulan geçici hükümette Kültür Bakanlığı görevini üstlenmişti. Daha sonra Erdoğan'ın danışmanlığı görevine getirilmişti. Erdoğan'a başta Katar olmak üzere Arap ülkelerine yaptığı ziyaretlerde eşlik eden Sefer Turan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gazetecilikten gelme danışmanı Mehmet Akarca da görevden alındı. Uzun yıllardır Erdoğan'a danışmanlık yapmıştı. 3 dönem AK Parti Artvin milletvekili olarak görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı baş danışmanlığı görevine atanan İsrafil Kışla, Bilal Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir isim. Fahri Kasırga da görevden alınan isimlerden biri. Kasırga 15 Temmuz darbe girişiminde dönemin darbecileri tarafından alıkonulmuştu. Görevden alınan Hakkı İknur Çevik ise 1991-1993 yılları arasında da dönemin Başbakanı Süleyman Demirel'e de özel danışmanlık yapmıştı. Bu çok önemli gelişme. Bakalım doğrulanacak mı, yalanlanacak mı? Ama Oda TV'de okuduğuma göre bence doğrulanır o haber. Dolayısıyla çok önemli gelişmeyi de Yiğitcan İlhaslan haberleştirdi. Bu arkadaşlarıma haber yaparken bu sabah da Cüneyt Işık ve Ferhat kardeşlerim yardımcı oldular. Onlara da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım beni uyarıyor. İmamoğlu meselesi. İmamoğlu şu anda konuşma yapıyor. Bir girip çıktı yapabilir miyiz arkadaşlar? Merak ettim. Bakalım ne diyor? Seviyoruz. Bu ülkede yaşayan herkesi çok seviyoruz. Yani milletimizi çok seviyoruz. Peki biliyorsunuz bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılı. Cumhuriyetimizi çok seviyoruz değil mi? Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Muhteşemsiniz. Cumhuriyet ne demek biliyor musunuz? Cumhuriyet eşit olmak demek. Cumhuriyet herkesin İyi okullarda okuyabilmesini sağlamak demek. Cumhuriyet sizlerin içerisinden yarınlarda İstanbul'a çok iyi belediye başkanlarının yetişmesi demek. Var mı aranızda İstanbul'a belediye başkanı olmak istiyorum diyen? Harika. Çok güzel. O zaman sevgili çocuklar, çok hayal kurun. Çok hayal kurun. Çok güzel hayalleriniz olsun. Hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem şehrimiz için, hem dünya için ve insanlık için. Güzel bir çevre için hayaller kurun. Güzel bir doğa için hayaller kurun. Çocukların gelecekte çocukların çok daha güzel bir dünyada yaşamaları için hayaller kurun. İyi öğretmen olmak için hayaller kurun. İyi mühendis olmak için, iyi yöneticiler olmak için hayaller kurun. Cumhuriyet, bu güzel cumhuriyet sizin o hayallerinizi mutlaka gerçekleştirmeniz için size yardımcı olacak. Sizler, sevgili çocuklar, sizler Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Cumhuriyeti ve bu güzel ülkenin imkanlarını
daha güzel yerlere taşıyacaksınız. Daha güzel bir ülke var edeceksiniz. Bir şey daha sorabilir miyim size? Sizi çok seviyorum, biliyor musunuz? Tamam. Harika. Bunu biliyorsanız ne mutlu bana. Evet. Sizi çok seviyorum. Ben bu şehrin çocuklarına layık bir belediye başkanı olduğum an dünyanın en mutlu insanı olacağım. Çocuklarım mutlu.